Sizce İtalyan şefimiz Claudio Cinali'nin sevmediği bir yemek var mı? Ne zaman 6 yaşındayım, hastaneye gittim ve bir nokta doktor bana söylemiş, Claudio sen ne yemek seversiniz? Ben gördüm ve konuştum. Yani makarna seviyorum, pirinç seviyorum, sebze seviyorum falan ve bitmedim yani. Böyle 5 dakika devam ettim. Ondan sonra doktor söyledi, tamam okey anlattım. Bana söyle, ne sevmiyorsunuz? Ben kırmızı kırmızı oldum çünkü düşünüyorum. Tamam biliyorum ne sevmiyorum. Kötü yemek sevmiyorum. O kadar. Aslında her yemek lezzetlidir. Tabii iyi yapılan her yemek. İyi yemeğin üstadı olan Şef Claudio Cinali bizi bu hafta İtalya'nın Toskana bölgesine götürüyor. Bakalım bu hafta Şef Claudio sizin için hangi Toskana lezzetlerini seçti? Toskana'dan ilk tarif, panzanella. Bugün Toskana yemek yapıyoruz ve şaşırma, gerçekten Türk yemek benziyor. Yani ben ne zaman reseti aradım, baktım 2-3 reseteler, ben söyledim tamam bu reseteler yapacağım bugün çünkü gerçekten çok benziyorlar. Emra, sen çoban salatası seviyor musunuz? Evet. Bak. Çoban salatası benim favori salata. Okay? Çünkü ekmek çok seviyorum ve ekmek ile seviyorum. Ve normalde Türkler ekmek ile salata seviyorlar. Ve söylüyorlar, Türkler çok rahat yemek seviyorlar. Yani böyle oturmak, çay içmek, çok sakin, çalışmak çok fazla sevmiyorlar. Değil mi? Ya yani böyle evet. Bir laf var yani. Yemek böyle söylüyorlar. İçinde muhabbet. Biz de daha rahat seviyoruz. Ha? Biz de ne yaptık? Ekmek içerisinde koyduk. Yani o kadar rahat yemek istiyoruz, her şey hazır olsun. Okay. Şimdi sana bir rica ediyorum. Sen aynı tam Türk çoban salatası hazırlık yap. Salatalık ile, domates ile ve taze soğan ile. Ben burada İtalyan tarzında yapıyorum. Tamam, okay. Tamam şef. Hı? Bak. Bu ürün çok önemli. Bu maalesef Türkiye'de bana göre bir tane yanlış bir adı var. Bayat ekmek. Bayat bir kutu bir şey benziyor. Ama ona ilk kutu bir şey değil. Ha? Yani bu belki en güzel bir adı kuru ekmek. Eski ekmek. Ha? Çünkü bu ekmek ile çok güzel yemek yapabiliyoruz bugün gibi. Bu bir haftadır ekmek. Şimdi ne yapacağım? Biraz sert yani. Biraz sirke ve biraz su eklerim. Böyle biraz daha tat vereceğim. Böyle bir boy olsun. Daha küçük yapma. Çünkü daha küçük yaparsan sonra bir tane çamur gibi salat oluyor. Biz de istemiyoruz böyle bir şey. Şimdi yumuşak biraz yapmak lazım. O için de biraz beyaz sirke ekliyorum. Biraz su ekliyorum. Okay. Ve böyle 5 dakika bekliyorum. Şimdi inşallah Emre biraz daha hızlı çalışsın. Ha? Ha tamam burada hazır gibi. Bu olsun şu dekorasyon gibi bu yapacağım. Dekorasyon gibi yapacağım aynen. Burada ne yaptı? Tam bir tane çoban salata gibi domates ama deri ile. Çünkü İtalya'da derili yapıyoruz. Ha? Ve salatalık kesti. Ben ekliyorum burada. Çoban salatası Türkiye'de bir must var. Maydanoz yani bol olsun. İtalya'da maydanoz kullanmıyoruz. Fesleğen çok kullanıyoruz. Biliyorsunuz belki İtalya'da fesleğen yemek çok meşhur bir şey. Ve burada bol fesleğen ekliyorum. Böyle karışıyoruz. Ve şimdi ya bu aynı bir kural. Çoban salatası tuz istiyor. Biliyoruz. Aynı bizim panzanella. Çünkü bu adı gerçekten orijinal adı panzanella. Demek ekmek salatası. Ha? Bol tuz olsun. Ve her zaman gibi bol zeytinyağı. Nasıl orada?
Tamamdır şef. Okey, şimdi bu içerisini de ekliyorum. Ama şimdi biraz şık yapıyoruz. Tamam, çünkü o kadar fakir bir yemek. Bayat ekmek, kuru ekmek. Ve sadece sirke falan. Bir de şimdi biraz da şık yapıyoruz. O içinde bu biz şefler çok seviyoruz. Yemek çok şey düz çıkıyor. Böyle alıyorum. Ha? Ve salata içeri de koyuyoruz. Bildiğimiz çoban salatanın bayat ekmekle yapılana olan panzanella, iki ülkenin ortak damak tadını temsil ediyor. Dekorasyon için biraz yeşil parça kullanıyoruz. Ve inşallah... İnşallah. İnşallah kırılmıyor. Bak, biraz kırılıyor olsun. Ekstra zeytini ekliyoruz. Ve bizim panzanella, aynı İtalyan çoban salatası hazır. Ha? Ve sıradaki tarif, trippa alla Fiorentina. Emrah, işkembe sever misiniz? Bayılırım. Ben de bayılıyorum. İşkembe yemekleri, işkembe çorbası, işkembe tuzlama böyle bazen yiyorlar. Bu yemek kesin denemesi lazım. Firenze'deki işkembe çok meşhur bir yemek. Tabii ki yani belki fark etti, ben burada çok meşhur yemek yapamıyorum ama çok yöresel yemek yapıyorum burada. Bu yani çorba değil, biraz yemek söyleyebiliyoruz. Evet. İşkembe yemek söyleyebiliyoruz. Birazcık daha yemek. Farklı ne? Farkı suyu daha az, daha yoğun. Evet. Diğerlerinden. Artı olarak içinde bizim kullanmadığımız domates. Evet, domates var. Domates, şarap. Şarap var. Ve sebzeler var. Sebzeler ekstra var. Olarak. Okay. Ekstradan şarap var evet. Ve sebzeler var. Ve parmesan da var. Ve tabii ki de parmesan var. İtalyan tarzında yapıyoruz. Bak, Firenze'deki o kadar önemli bir şey işkembe. Ha? Gerçekten oraya giderseniz ye. Ha? Ve ev bir şans var da. Çünkü her şey Türkiye'de çok yöresel şeyler. Domates aşına, çok güzel domatesler var. Soğan çok güzel var, havuç çok güzel var. Bu kereviz tabii çok yöresel değil ama üretiyorlar şimdi evet, yani evet, var evet. Yani. Ha, tabii ki fesleğen var. Tabii. Roma'da çok önemli bir işkembe yapıyorlar. Ama Roma'da fesleğen yerinde nane kullanıyorlar. Ve parmesan yerinde pecorino perin kullanıyorlar. Yöresel ama olarak farklılık gösteriyor. Benzer biraz. Ha? Şimdi yaparken böyle yapması lazım. Bu biliyorsunuz yani. Ve bir daha söyleyeceğim. İtalya'da ne zaman soslu yemek yani biraz sulu yemek varsa bu ABC. Evet. Ama bizim ABC yemekleri soğan, kereviz sapı ve havuç. Her şey buradan başlıyor. Evet. Çok yemek. Siz kes bizim şey mirepoix yapıyor. Ve biraz daha buyurun az o kadar küçük değil. Biraz tamam. Büyük olsun bu. Tamam. Biraz şey fakir yemekleri evet. Yani o içinde çok fazla küçük yani çok da fine değil yani biraz daha şey lokanta, esnaf lokantası düşünmesi lazım. Evet. Şimdi tabii ki işkembe çok önemli. Beyaz ama çok beyaz olmasın çünkü ne zaman güzel bir işkembe varsa biraz pembe olması lazım. Çok beyaz varsa belki çok kimyasal kullanmış temizlemek için. Burada sirke ile temizlettik. Ve bu işkembe şimdi nasıl kesiyorum? Böyle kesiyorum. Bu boy. Emrah, sen biliyorsunuz bir kız var burada. Zeliha. Evet. İşkembe sevmiyor. Bugün bana göre farklı düşünebilir. O kadar güzel bu işkembe. O yiyebilir. O bir şey, bir hedef. Bizim hedef bugün Zeliha işkembe yemesi lazım. Zeliha beğeniyorsa tamamdır. Aynen öyle. Tamam Zeliha. Tamam. Emrah, ben Napoli'lim. Biz bazen işkembe böyle yiyoruz. Ha? Ama sen önce bana söyledin İzmir'den böyle yiyorlar. Sadece kaynatmış ve tuz ile yiyorlar. Ha?
Evet. Meyanesi var. Aha. Meyane haricinde sadece haşlanmış şey, işkembe. Soğuk yani, bir salata yok, gibi. Yok yok, sıcak sıcak. Ha, sıcak yiyorsun. Yok, evet. Biz de soğuk yiyoruz. Napoli'deki şey var. Böyle bir araba var. Evet, biliyorum. Ha? Böyle her tarafta su, limon, ha? Şey var. Paça var. Kelle var. Ha? İşkembe var. De. Onlar kesiyorlar limon suyu, tuz, biz böyle sokak yemeği. Kokoreç gibi bizim. Kokoreç arabaları. Ama biz soğuk yiyoruz. Bizde genelde gece sabah karşı yenilir. Yani o zaman tercih edilir. Ama tabii öğlen falan da yenilebiliyor. Şimdi bak, yaparken inanılmaz basit. Biraz soğan, soğuk ekliyorum. Biraz avuç. Ve biraz kereviz. Bu çok basit bir şey. O yeter yani. Ondan sonra bizim işkembe ekliyoruz. Bir tane sarımsak dişi böyle, ondan sonra çıkartacağız. Görürüz. Bir defne yaprağı. Defne yaprağı. Hı? Ve şimdi biraz tuz ekliyoruz. Ve ilk pişirme sotelleneceğiz. Şimdi biraz zeytin ekliyorum ve pişireceğiz burada. Ondan sonra ne zaman iyi bir renk almış, biraz beyaz şarap ekliyoruz. Domates ekleriz, fesleğen ekleriz ve pişirme zamanında parmesan ekliyoruz. Parmesan hands-on değil. Anladım. Okay. Zeliha, neden işkembe sevmiyorsunuz? Kokuyor mu? Evet, kokusunu sevmiyorum. Tamam. Bak, bu normal bir şey. Ben de ne zaman çocuk işkembe hiç sevmedim çünkü bir tabii ki özel koku var. Ha? O için de iki tane puf nokta paylaşmak istiyorum yani en az bu yemek yaparken. İlk şey, önce işkembe suda kaynatabilirsin, biraz sirke ekle. Bu sistemiyle ilk kokusu gidiyor. Ondan sonra Zeliha, çünkü bana göre senin eşi Ersen seviyor. Sen yapabilirsin. Ersen merhaba. Biz de 5 defa soğuk su ile temizleyeceğiz. Gerçekten bu sistemiyle kokusu her şey gidiyor ve sadece lezzet kalıyor. Ve işkembe çok sağlıklı bir şey. Yağ yok, kolesterol yok. Ve güzel lezzet var, seversiniz. Bu için de tezgah ediyorum. Böyle yap çünkü çok güzel. Zeliha, bugün yiyorsun, sen hatırlıyorum. Birazdan. Şimdi Emir al. Bak. Ne zaman biraz böyle bir renk oluyor, biraz kahverengi renk oluyor burada. Şimdi şarap ekleriz. Şarap bu alıyoruz. Burada çok lezzet var. Ne zaman şarap yemek ekliyoruz, dikkat et. Alkol yemek lezzet bozuluyor. Biz de sadece uzun koku istiyoruz. O için de ne zaman ekliyoruz? En önemli bir şey, tava çok sıcak olması lazım. Böyle hep alkol gidiyor ve sadece şarap tat kalıyor. Çok kötü bir şey. Risotto yaparken, yemek yaparken ne zaman çok ağır bir alkol kokusu var. Hiç sevmiyorum. O için de çok sıcak tava olması lazım. Evet. Ha, şimdi gitti alkol. Şimdi bizi yemek devam ediyoruz. Bu çok güzel domates. En söylüyorum, domatesler ne zaman sezon değil, ne zaman mevsim değil, güzel konserve domates kullan. Çünkü konserve domates en doğru zamanda asaf yapıyorlar ve çok güzel lezzet var. Burada ekliyoruz. Biraz karabiber olsun. Biraz fesleğen böyle büyük ekliyoruz. Biraz et suyu ekliyoruz.
şimdi bir şey yapıyorum. Belki Toskana arkadaşlarım şikayet edebiliyorlar. Çünkü bu daha fazla Roman usulü bir şey. Ama ben seviyorum. Biraz parmesan şimdi ekliyorum. Çünkü Roma usulü işkembe, peynir burada o zaman, bu zaman da ekliyorlar. Ben de aynı yapacağım. Ama hep değil, sadece biraz. Şimdi Emrah, bu işkembe unutmak lazım. Böyle bir süre kaynayacak. En az bir saat pişirmesi lazım. Ha? Bir saatten sonra suyu katıldı ve işkembe yumuşak oldu. Okay? Evet. Suyu biraz sos kıvamına daha kıvamlı bir hale geldiği zaman bir saat sonra yaklaşık. Okay. İşkembenin iyice yumuşaması ve suyunun kıvam alması için bir saat pişmesi gerekiyor. Bu arada Claudio'nun müşterileri de gelmeye başladı. Bak, bir saat falan oldu. Kıvam daha iyi. Biraz kremalı gibi. Ne? Parmesan. Ve biz ilk test yapıyoruz. Zeliha koku sevmiyor. Gel Zeliha. Aslında Zeliha yapsın ilk testi. İlk şey koku bak. Çok güzel. Ya işkembe koku geliyor mu? Hayır. Bana hiç gelmiyor yani. Bana da gelmiyor. Evet. Çok hafif bir şey. Şimdi son 2 dakika özel şey bu. Ha? Ekstra biraz fesleğen ekliyoruz. Ha? Karabiber al. Bilmiyorum sen ama ben karabiberi çok seviyorum yani. Bana göre işkembe biraz acılı olması lazım. Gol, şarj et. Şarj et, şarj et. Ah tamam, aynen öyle. Hı? Ve üstüne biraz parmesan ekstra ekleriz ama sonra. Parmesan ekliyoruz. Biraz zeytinyağı ekliyoruz. Biraz fezleğen yapraklar ekliyoruz. Parmesan ile çok yumuşak bir zevk alıyor. Zeliha da veriyorum. Zeliha yemesi lazım. Bak. Ha? Harika. Çok güzel bir yemek. Çok güzel. Ha? Çok güzel. İşte Claudio Şef'in zaferi. Sıradaki tarif Castagnaccio Ricotta. Ben biliyorum. Siz İtalyan tatlılar düşünüyorsunuz. Hemen tiramisu düşünüyorsunuz, panna cotta düşünüyorsunuz, ricottalı cannoli düşünüyorsunuz. Ama eskiden tatlı zor bir şey yani, tatlı zengin bir şey. Ve ne kadar hiç para yok ama yani gerçekten para yok. Toskana'da ve Umbria yani ortada kestane un ile tatlı yapıyorlar. Neden kestane un ile? Çünkü kestane gidebilirsiniz almak için, buluyorsunuz. Her yerde. Evet. Ondan sonra kuruyorsunuz, un yapıyorsunuz, tamamen kullanabilirsin ve çok enerji veriyor kestane. He? Evet. Sen kestane seversin. Çok severim. Tamam. Bak, yaparken çok kolay bir şey. Bu tatlı çok seviyorum. Annem sürekli yapıyor. Kış zamanında veya yani Ekim, Mart'a kadar sürekli yapıyor. He? Ben kestane çok seviyorum. Burada kestane unu. Başka bir şey yok içerisinde. He? Evet. Burada al. Önce içerisinde biraz sıcak su eklemesi lazım. Çok az şeker var bu tatlı içerisinde. Yani çok salikli bir şey. 350 gram kestane unu, 200 ml sıcak su, 80 gram kuru üzüm ve 30 gram toz şeker. Şimdi sıcak su ekliyoruz çünkü yani parçalar yapamıyor. Ha? Şimdi biraz daha soğuk su ekliyorum. Ne kadar bakacak. Hah, böyle gibi olması lazım. Bak. Kıvam. Göster. Evet, bu biraz yumuşak. Ha? Olması lazım. Ha? Şimdi normalde kek her zaman da ne ekliyoruz? Bir yağ ekliyoruz. Normalde tereyağı ekliyorlar.
Ama Toskana'daki ya o zaman da yok. Biz eski yemek yapıyoruz. Toskana'da en büyük zeytinyağı üretici. O için de zeytinyağı ekliyoruz. Ve enfes tatlıya zeytinyağı da ekleniyor. Ve burada biraz daha zeytinyağı var. Şey atıyorum. Kek kaldı. Evet. Okay. Şimdi içerisinde biraz kuru üzüm ekliyoruz. Ve şimdi bak şeker burada. Ha? Çok az çok var. Az şeker. Ve daha az kullanıyoruz. Gerçekten o kadar. Çünkü kestane kendi bir tat şekeri lezzet var. Veriyor. Aynen öyle. Üstüne çam fıstık gidiyor. Neden? Çünkü çam fıstık aynı bir her yerde bulabilirsiniz. Çam aç bulursunuz, alıyorsunuz. Biraz iş biliyoruz ama olsun. Ha? Üstüne gidiyor. Hı? Ve bu belki en ilginç bir şey. Üstüne rozmarı gidiyor. Son olarak fıstık ve rozmarı yani biberiye de ekleniyor. Birinde koy 180-170 derece. Enfes tatlı 170-180 derecelik fırında 20 dakika pişecek. Zeliha 20 dakika olmuş. Oh, baksana evet. Olmaz yani hazır olması lazım. Hiçbir kabarma tozu eklemedik. Evet. Ha? O içinde düz duruyor. Ve biraz kırılıyor. Çatlamalar var. Evet. Ne zaman böyle olsun süper bir şey. Ben böyle seviyorum. Emrah. Biliyorum sen sadece kas yapmak istersin ama burada çok güzel bir şey. Biraz enerji veriyor. Ha? Nasıl yiyorum bu? Bak. Böyle yiyebilirsiniz. Tam ekmek gibi. Ha? Veya tatlı gibi yani sizde kaymaklı tatlısı yok. Ekmek kadayıfı, kaymaklı ya, ekmek bu, kadayıfı. Ama bu rejimli ekmek kadayıfı. Yani fakir insanlar ekmek kadayıfı. Nasıl böyle bir... Çünkü ricotta hiçbir yağ yok biliyoruz. Yani evet. Sadece protein falan. Şimdi bir güzel dilim kesiyorum burada. Ve şimdi çok basit bir şey yapıyorum. Ama bu ile insanlar düşünüyor sen iyi bir yazıcı. Hı? Genel yapıyoruz. Hı? Bak, gösteriyorum tamam. Böyle. Kaşık biraz yumuşak krem ve bu defa ricotta. Böyle alıyoruz. Ve bir daha alıyorum. Bir daha alıyorum. Dekorasyon bak biz çok şanslıyız. Rosemary biraz şey kalmış. Çiçekler var burada. Ha? Biraz zeytinyağı ekliyoruz. Böyle çok lüks bir şey benziyor. Ha? Bu kadar zahmetten sonra sıra bu tatlıyı yemekte. Bu tariflere ve daha fazlasına www.turkmaxgourmet.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ben yemek seviyorum. Yemek bazen fazla yiyorum. Ama benim en büyük sorun ekmek ve peynir. Çünkü ekmek ve peynir sürekli yiyorum. Türkiye'de benim favori peynirler iki tane. Eski kaşar seviyorum Kars'ta ve bir tane güzel, nasıl söylüyorsunuz, tulum. Tulum biraz tereyağı ile bana göre çok güzel bir peynir.